Sorulara cevap verecek inşallah. Sizin adınıza söz veriyorum Sema Hanım. Sözü daha fazla uzatmadan Sema Hanım'ı ben kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben daha önce Türk çocuklarıyla ilgili, ilkokula giden Türk çocuklarıyla ilgili bir araştırma yapmıştım. Bu araştırma sonuçlarını paylaşmak istiyorum sizlerle. Araştırma sonuçlarını paylaşmadan önce tabii ki bilimsel diğer araştırmalar hakkında da size bilgi vereceğim. Yurt dışında ve Fırman bölgesinde yapılan araştırmaların sonuçlarını da bildireceğim size. Ondan sonra da kendi sonuçlarımı bildireceğim. Sonuçları kıyaslama fırsatımız olacak bu durumda. Bir de en sonunda da tabii ki neden bu tarz sorular var çocuklarımızda, bunu tartışacağız. Onun dışında her zaman soru sorabilirsiniz. Bunu anlatmıştım. Şimdi uluslararası da Flaman epidemiolojik çalışmalara göre çocuk ve gençlerin %10-20'sinde günlük yaşantılarının ve gelişimini olumsuz yönde etkileyen sorunlu davranışlar olduğu tespit edilmiştir. Pek çok araştırma var. Yani 10 çocuktan 1 ya da 2 tanesinde günlük yaşantıyı etkileyen, gelişimini etkileyen problem var. Bu kişilikler. Bazı çalışmalarda yabancı uyruklu çocuklar ve gençlerde yerlere oranla daha az ya da aynı oranda sorun var dendiği halde pek çok çalışmada maalesef yabancı çocuklarda çok daha fazla sorun olduğu tespit ediliyor. Pek çok çalışmada daha fazla dışa yönelim sorunların olduğu tespit edilmiş. Hatta suça yönelimli sorunların olduğu tespit edilmiştir. Onun dışında daha fazla içe yönelimli sorunların da olduğu tespit edilmiş yabancı çocuklarda. Gördüğünüz gibi pek çok araştırma sonucuna göre içe yönelim sorunları daha fazla. Şimdi içe yönelim sorunları derken özellikle işte depresyon, korku bozukluğu, işte arkadaş edilememe gibi sorunlardan bahsediyoruz. Dışa yönelim sorunları daha çok işte hiperaktivite, işte başka insanları rahatsız eden sorunlar, işte davranış sorunları anlamına geliyor. Bazı çalışmalarda sadece batı asıllı olmamanın bile psikososyal problemlerin oluşma riskini arttırdığını gösteriyor. Yabancı uyruklu gençlerin özgüvenlerinin yerli yaşıtlarına göre çok daha düşük olduğunu gösteren çalışmalar var. Hatta azınlıkların yerlere oranla okul ve mesleki anlamlarda başarılarının daha düşük olduğunu gösteren çalışmalar var. Sanıyorum etrafınızda da görüyorsunuzdur. Hani pek çok aile diyor işte benim çocuğum aslında çok iyiye, çok zekiyi, neden başarısız olduğu, okulda neden başarısız, neden iyi mesleklerde çalışamıyor. Gördüğünüz gibi gösteriyor zaten araştırma sonuçları. Hollanda'da çeşitli araştırmalar yapılmış. Bunlara göre yabancı uyruklu gençlerin yerli halka göre daha az profesyonel yardım aldığını göstermişler. Hatta diğer bir çalışmada yabancı uyruklu ailelerin aslında çok yardıma ihtiyacı olduğunu ancak yardım için başvurmadıklarını ya da nereye başvuracaklarını bilmediklerini gösteren araştırmalar var.
Şimdi bizim araştırmamızda amacımız Falan bölgesinde yaşayan 6-12 yaş arasındaki Türk kökenli çocukların psikolojik durumu hakkında bilgi edinmek istedik biz. Araştırmada yer alan Türk kökenli çocuklar aynı zamanda sınıf arkadaşları, Flaman sınıf arkadaşlarıyla karşılaştırıldı. Çünkü referans grubuna ihtiyacımız vardı sonuç itibariyle o çocukları karşılaştırabilmek için. Çalışma 2011 yılında yapıldı. Çeşitli Flaman bölgelerinde, Antwerp, Mol, Beringen, Gent, Genk, Zeyli gibi yerlerde yapıldı. 14 ilkokul bulundu. Tabi araştırmaya başlamadan önce belli bir prosedür var, onu aşmamız gerekti. Önce Antwerp Üniversitesi'nin etik komisyonuna başvurduk. Daha sonra Flaman bölgesindeki tüm ilkokullara, yaklaşık 3500 tane ilkokul var, onların hepsine bir mail attık bu araştırmayla ilgili. Sonuçta herkes katılabilirdi araştırmaya. Türk çocuklarının yoğunlukta olduğunu bildiğimiz okulların müdürleri ayrıca tek tek arandı telefonla. Ve araştırmaya katılan okulların tamamı kişisel olarak ziyaret edildi. Şimdi bağlantı kurulan 859 tane Türk aile vardı. Bunların 550'si katıldı çalışmamıza %64 oranında. 854 Flaman ailesinden 600'ü katıldı, %70. Gördüğünüz gibi Flaman ailelerinin katılımı daha yüksek oldu. Öğretmenler Türk çocukları için 445, Flaman çocukları için 464 soru listesi doldurdu. Maalesef öğretmenlerin katılım oranı biraz daha düşük. Araştırmada bilgiler, güçler güçlükler anketi adlı bir anket vasıtasıyla toplandı. Anketteki sorular çocukların aileleri ve öğretmenleri tarafından dolduruldu. Ailelere anket soruları hem Türkçe hem Flamanca verildi. Sonuçta dil sorunu olmasın diye. Güçler güçlükler anketi güçlükler anketi bazıları olumlu, bazıları olumsuz davranış özelliklerini sorgulayan 25 sorudan oluşuyor. 5-6 kategoriye ayrılıyorlar. Duygusal sorunlar, davranış sorunları, dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, yaşıtlarıyla sorunlar ve sosyal davranışlardan oluşuyor. Bunların ilk dördünün toplamı toplam güçlükler puanını veriyor. Avrupa'da yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda güçler güçlükler anketinin geçerliliği, alt grupları ve toplam güçlükler puanının iyi bir iç tutarlığa sahip olduğu tespit edilmiş. Yani sonuçta iyi bir bilimsel araştırma için kullanılabilecek iyi bir soru listesi bu. Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Flamanca ve Türkçe'ye tercümesi de iyi bir psikomotorik özelliğe sahip. Birkaç hafta önce Antwerp'imde anlatırken merak edilmişti sorular hangileri diye. O yüzden soruları da yazdım. İşte 25 sorudan oluşuyor sorular. İşte diğer insanların duygularını önemseyip önemsenmediği soruluyor. Huzursuz, aşırı hareketli olup olmadığı, sıkça işte fiziksel problemleri var, işte baş ağrısı, karın ağrısı vesaire, onlar soruluyor. Diğer çocuklarla kolay paylaşıyor mu? Sıkça öfke nöbetleri geçiriyor mu? Böyle birkaç, yani 25 tane soru var, hepsini okumayayım şimdi. Aslında sorularına aileler işte çok sık görülüyor, az görülüyor vesaire diye cevaplıyorlar. Yani beş soru. Şimdi araştırma sonuçlarını paylaşmadan önce sizlere bazı sorular sormak istiyorum. Bir isterseniz düşünün üzerinde, ondan sonra bu sorular zaten cevaplanmış olacak. Sizce genel olarak Türk çocuklarına daha fazla sorunlu davranış tespit edilmiş midir? Evet. Kaç kişi evet diyor? Peki.
Öğretmenler ailelere göre Türk çocuklarına daha fazla sorumlu davranış bildirmiş midir? Erkeklerde kız çocuklarına göre daha fazla sorumlu davranış tespit edildi mi sizce? Erkekler mi daha sorumlu, kızlar mı? Türk aileler çocuklarına sorumlu davranış olduğunu bildirmekte çekinmiş midir sizce? Türk çocukların davranış sorunlarından çok duygusal sorunları mı vardır sizce ya da davranış sorunları mı vardır? Duygusal. Davranış. En dikkat çeken noktalardan biri Türk ailelerinin Flaman ailelerine kıyasla kendi çocuklarına daha fazla problemli davranmış olduğunu bildirmişler. Türk aileleri raporlarına göre Türk erkek çocuklarına Flaman erkek çocuklarına göre daha fazla davranış sorunları, yaşıtlarıyla sorunlar, toplam sorunlar tespit edilmiş. Ben bunların tekrar özetini bir şekilde tekrar anlatacağım. Biraz fazla bilgi var görünüyor. Bunlar istatistik bilgileri bilmiyorum. İlgilenenler olursa. Türk ailelerin rapor sonuçlarına göre Türk kız çocuklarına, Flaman kız çocuklarına göre daha fazla davranış sorunları, yaşıtlarıyla ilgili sorunlar, toplam sorunlar, sosyal davranış sorunları tespit edilmiştir. Hem Türk hem Flaman ailelere göre erkek çocuklarına, kız çocuklarına göre daha fazla sorun tespit edilmiş. Tahmin ettiğimiz gibi. Erkek çocuklarına, kız çocuklarına kıyasla Türk erkek çocuklarına dikkat dağınıklığı, konsantrasyon problemi, hiperaktivite, toplam sorunlar tespit edilirken Flaman erkek çocuklarına, kız çocuklarına göre yine aynı şekilde fazla dikkat dağınıklığı, hiperaktivite sorunu tespit edilmiş. Şimdi öğretmen raporlarına göre pek çoğumuzun tahmin ettiği gibi Türk çocuklarına, Flaman çocuklarına göre daha fazla problemli davranış tespit edilmiştir. Öğretmenlerin rapor sonuçlarına göre Türk erkeklerinde signifikan daha fazla davranış sorunları, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, toplam sorunlar, sosyal davranış sorunları tespit edilmiş. Toplam sorunlar, o dört tane saymıştım ya, duygusal sorunlar, hiperaktivite, konsantrasyon problemi, yaşıtları ile ilgili sorunlar. Bir de ne demiştim? Duygusal sorunlar, konsantrasyon problemi, davranış sorunları, bir de işte yaşıtları ile ilgili sorunlar, bunların toplamının sonucu. Öğretmenlerin verdiği bilgilere göre Türk erkek çocuklarında signifikan daha fazla davranış sorunları, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, toplam sorunlar, sosyal davranış sorunları tespit edilmiş. Türk kızlarında ise öğretmenlere göre daha fazla dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite tespit edilmiş. Sonuçlar Flaman öğrencilerde de tespit edilmiş. Yani öğretmenler sadece Türk çocuklarında sorunlar var demiyor ama Flaman çocuklarda da sorunlar var diyor. Özellikle erkek çocuklarda kız çocuklara göre daha fazla dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, toplam sorunlar ve sosyal davranış sorunları var. Aile ve öğretmenlerin sonuçlarını karşılaştırırsak araştırmamızda diğer dikkat çekici bir sonuç, Türk ailelerinin kendi çocuklarını öğretmenlere göre daha fazla
problemli davranış olduğunu tespit etmeleri. Yani biz genelde hani öğretmenler bizim çocuklarımızda sorun var diyoruz ama Türk aileleri kendilerine demiş ki evet bizim çocuklarımızda daha fazla sorun var öğretmenlerin raporlarına göre. Türk aileleri kızlar için daha fazla öğretmenlere oranla daha fazla duygusal sorunlar, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, yaşıtları ile ilgili sorunlar, toplam sorunlar olduğunu bildirmiş. Erkek çocukları için duygusal sorunlar, yaşıtları ile ilgili sorunlar, toplam sorunlar ve sosyal davranış sorunları olduğunu bildirmiş. Aynı şekilde Flaman aileler de öğretmenlere göre daha fazla sorun olduğunu tespit bildirmişler çocuklarından. Kızları için duygusal sorunlar, davranış sorunları, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ve toplam sorunlar olduğunu bildirmiş. Erkekler için de duygusal sorunlar ve toplam sorunlar olduğunu bildirmiş. Şimdi çok fazla bilgi olduğu için biraz özel şekilde tekrar bildiriyorum. Ailelerden elde edilen anket sonuçlarına göre Türk çocuklarında Belçikalı akranlarına göre belirgin olarak daha fazla davranış sorunları, yaşıtlarıyla sorunlar, sosyal sorunlar ve toplam sorunlar tespit edilmiş bulunmakta. Aynı şekilde öğretmenler Türk erkeklerini Belçikalıların hemcinslerine göre daha fazla problem var diyor. Özellikle davranış sorunları olduğunu bildiriyor. Elde edilen bu sonuçlar daha önce yapılan aşağıdaki araştırma sonuçlarıyla uyumlu. Şimdi neden bizim çocuklarımızda daha fazla problem var? Onları biraz tartışabiliriz. Bilmiyorum sizler de katılmak isterseniz. Şimdi bu benim fikrim tabii ki ya da bizim ekibimizin fikri. Belki başka fikirleriniz de olabilir. Bize göre Türk çocuklarında daha yüksek oranda sorunların görülmesinin bir sebebi bu çocukların ev yaşantısı ile okul ve sokaktaki yaşantıları arasında uyum sorununun olması. Ne de olsa iki kültür arasında ciddi farklar var ve iki kültüre de uyum sağlanması bekleniyor çocukların. Şimdi Türk kültüründe grup kültürü var, işte toplum kültürü var. İşte çocuğun o gruba uyum sağlaması bekleniyor. Oysa ki Belçika kültüründe daha çok ben merkezci düşünce şekli var. Sonuçta ikisi çok uyumlu değil. Birisinde başka, yani bizim kültürümüzde başkaları ne der fikri çok önemliyken bizim kültürümüzde ben ne diyorum o önemli. Ve Belçika kültüründe ben ne diyorum kültürü daha hakim olduğu için tabii ki çocukta uyum sorunları oluşabiliyor. Üstelik bizim çocuklarımız sadece anne babaları tarafından yetiştirilmiyor. Genel olarak diğer aile bireyleri de çocuğun gelişiminde çok büyük katkı sağlıyorlar. Özellikle büyük anneler, dedeler, işte halalar, teyzeler. Bu durumda tabii ki arada kuşaklar arası farklılıklar, hatta çatışmalar oluşabiliyor. Her zaman değil ama yani oluşma ihtimali var tabii. Dolayısıyla çocuklarda sorunlu davranışlar bu nedenle oluşabiliyor. Mesela anne baba hayır dediği zaman çocuk dedesine gidebiliyor, ondan evet alıyor. Sonuç itibariyle yani çocuk çok iyi oynayabiliyor insan hani büyüklerin duygularıyla. Üstelik biliyoruz ki Türk ailelerinin düşük sosyoekonomik şartlarda, yani pek çok Türk ailenin sosyoekonomik şartlarının düşük olduğunu biliyoruz burada yaşayan. Bu da risk faktörü oluşturuyor tabii ki. Düşük eğitim düzeyi, Flaman diline hakim olmamak etkili. Çocukların derslerinde yardımcı olamayabiliyoruz. Sosyal aktivitelere katılmasını bu engelleyebiliyor sonuç itibariyle. Bu durumda tabii ki problemler oluşabiliyor.
Burada tabii ki Türk çocukları iki dilde yetişiyor. Bu çok önemli bir şey tabii ki iki dilde yetişmesi. Sonuç kesinlikle bu konuda pozitif bu durum. Sonuç itibariyle çocuk iki dilde yetişiyor. İlk aşamada zorlanıyor ama sonrasında ne kadar çok dil biliyorsa o kadar insan olur diyoruz ya. Tabii ama bu arada çocuk büyürken zorlanıyor ki dili yetişirken. Eğer evde sadece Türkçe konuşuluyorsa Flamancası geri kalabiliyor ya da Fransızcası tabii ki. Ve okul derslerini takip etmekte zorlanabiliyor. Bu da tabii ki çocuğun psikolojik durumuna yansıyabiliyor. Şimdi daha önce Manço'nun yaptığı bir araştırma var 2000 yılında. Ona göre ilkokula giden Türk çocukların maalesef 3'te 2'sinin en az bir kez ilkokulda kaldığı görülmüş. Yani sonuçta daha ilkokulda başlayan bir çocuk, yani 3 çocuktan 2 tanesinin kaldığını görüyoruz. Ve maalesef Türk çocukların 2 kez daha fazla Besonder olur ve gittiğini de görüyoruz Flaman yaşlarına kıyasla. Bunun araştırmacıya göre bunun sebebi Flaman diline yeterince hakim olmaması ve uyum sorunları. Bu üzücü bir tablo aslında. Yani çocuklarımızın iki kez daha fazla Besonder olur ve gitmek zorunda kalması. 2000 yılında yapılmış araştırma ama şu anda çok değişmiş değil yani sonuçta hala. Pek çok Türk çocuğu ve Besonder Onur Reis'te olmaması gereken pek çok Türk çocuğu ve Besonder Onur Reis'te maalesef. Şimdi bir de dikkate alınması gereken tabii ki konulardan birisi de problemli davranış nedir? Buna bakmak lazım. Şimdi problemli davranış sergileri okuyoruz çocuklarımız ama sonuçta bu problemli davranış kavramı subjektif bir şey. Herkes farklı şekilde değerlendirebilir bunu. Şimdi bir araştırma yapılmış. Yabancı çocukların yoğunlukta olduğu bir sınıfta işte çocukların davranışlarına bakılmış. Ve çocuklar sınıfta aktif olarak işte katıldıklarını düşünüyorlarmış, işte çok iyi yaptıklarını düşünüyorlarmış. Oysa ki öğretmenler onların davranışını rahatsız edecek, hatta kışkırtıcı bulmuş. Yani sonuçta aynı davranıştan bahsediyoruz. Çocuk kendini iyi hissediyor, işte ben aktifim, ben iyi yapıyorum zannediyor. Oysa ki öğretmen aynı davranışı işte rahatsız edici, kışkırtıcı buluyor. Şimdi bir de söylediğimiz işte Türk çocuklarının hiperaktivite, dikkat dağınıklığı var diyoruz ama bu illa adi adi anlamına gelmez. Sonuçta o soru listesinde sorulan sorulardan bazıları adi adi ile ilgiliydi. Sonuç itibariyle belli ipuçları verebilirdiz ama tabii ki illa o tanığı konacak anlamına gelmiyor. Tanıyı koymak için daha fazla araştırma yapmak lazım. Çocuğu görmek lazım, aileyi görmek lazım. Aile ve öğretmenlerin doldurduğu anket sonuçlarına göre Türk erkek çocukları, Türk kız çocuklarına göre daha fazla problemli davranış sergiliyor dedik. Bu Türkiye'de yapılan araştırma, büyük kapsamlı bir popülasyon araştırması var. Orayla da uyumlu. Yani sonuçta gerçekten de erkek çocuklarında daha fazla sorunlar görülüyor kızlara göre. Türk ailelerin de, Flaman ailelerin de söylediği gibi kendi çocuklarına daha fazla problemli davranış sergilediklerini bildirmişler. Tabii Flamanlarla ilgili değil de Türkler hakkında da Türkiye'de bir popülasyon araştırması yapılmış. Ve orada da Türk aileleri öğretmenlere göre daha fazla çocuklarında sorunlar olduğunu tespit etmiş. Bu biraz da şöyle tabii ki duygusal sorunlar daha çok kolay aileler tarafından tespit edilebiliyor. Öğretmen
daha çok genele bakıyor tabii ki. Hani her öğretmen değil belki ama genel olarak öğretmenler hani çocuk dışa dönüm sorunları sergilediği zaman problemli diyor. İçe dönüm sorunlarını öğretmen tespit edemeyebiliyor. Tabii her öğretmen değil ama genel olarak dışa dönüm sorunları insanları rahatsız ettiği için, sınıfı rahatsız ettiği için, öğretmeni rahatsız ettiği için daha çok çabuk tespit ediliyor. Burada dikkat çeken en önemli şeylerden biri de bence araştırmada Türk ailenin anketi doldururken çocuklarında gözlemledikleri problemli davranışları rapor etmişler. Yani çekinmeden rapor etmişler. Bu da çok görülen bir şey değil aslında. Çünkü genel olarak yurt dışında yaşayan insanların işte sorunları işte örtbas etmeye çalıştıklarını, işte kendi çocuklarına sorun yokmuş gibi davrandıklarını düşünürüz ama demek ki öyle değilmiş. Araştırmayı yapanların çocuk olması. Evet, yapanlardan biri. Evet. Yazdım, evet. Burada mıydı? Araştırmacının bir tanesinin Türk kökenli olması etkili. Yani beni tanıdıklarından değil ama ismim yazıyordu tabii ki. O muhtemelen daha pozitif bir şekilde davranmalarını sağladı. Şimdi araştırmada dikkat çeken unsurlardan, yani sonuçlardan bir tanesi de Türk çocuklarının Flaman akranlarına göre daha fazla problemli davranış tespit edildiği halde daha fazla duygusal sorunlar tespit edilmemiş. Ve bu araştırma sonucu pek çok aşağıda görünen pek çok araştırma sonucunda uyumlu değil. Biraz hasta. Şimdi daha az duygusal sorunlar, yani daha fazla duygusal sorunlar tespit edilmedi diye tabii ki daha fazla duygusal sorunları olmuyor anlamına gelmiyor aslında. Evet, hani daha fazla sorunları var da diyemeyiz ama daha az da var diyemiyoruz. Çünkü bu çocukların daha yaşı çok küçük, 6-12 yaş arasında. Kendi sergiledikleri sorun davranışının farkında olmayabiliyorlar. Ve bu durumdan duygusal olarak etkilenmiyor olabilirler. Ve yaşları dolayısıyla biliyoruz ki küçük çocuklar mesela küçük çocuklarda da korku bozuklukları olabiliyor, depresyon olabiliyor hatta çok küçük çocuklarda bile. Ama onlar bu içe dönüm sorunlarını erişkinler gibi gösteremiyorlar. Mesela depresyonda olan bir çocuk çok huysuz da davranabiliyor, işte etrafındaki kişilere zarar verebiliyor. Bizim gibi işte içe kapanıp işte ağlayıp işte insanlarla bağlantısını kesmiyor. Tam tersi, tam davranış sorunları sergileyerek kendini iyi hissetmediğini göstermeye çalışıyor. Şimdi bir araştırmaya göre entegre olan insanların, yani ikinci kuşak çocukların ya da daha büyük çocukların problemli davranışların azaldığı tespit edilmiş. Türkiye'de yapılan popülasyon araştırmasına göre de Türk çocuk ve gençlerinde dışa dönüm sorunları yıllar içerisinde azalırken içe dönüm sorunlarının arttığı görülmüş. Yani bir süre sonra davranış sorunları tam tersi, hani dışa dönüm sonuçları tam tersi içe kapanıklığa, depresyona neden olabiliyor yaş ilerledikçe. Çünkü çocuk kendi davranışlarının farkına varmaya başlıyor, etrafından çok fazla uyarı almaya başlıyor, çocuğun özgüveni bozulmaya başlıyor ve tam yani içe kapanmaya başlayabiliyor. Şimdi bizim araştırmamızda böyle mi olacak bilmiyoruz çocuklar. Tabii yıllar sonra tekrar bakmak lazım çocuklara. Daha çok içe mi kapanacaklar ama araştırma sonuçlarına göre Türkiye'deki de öyle olma ihtimali var maalesef. Yapılan pek çok araştırmaya göre Türk kökenli gençlerde daha fazla duygusal sorunların varlığı
tespit edildiği için problemli davranış gösteren Türk çocuklarının yakından takip edilmesine fayda var. Başlangıçta ki araştırmaların hepsi Türk çocukları ile ilgili yapılan araştırmalar. Bilimsel gerçekler tabii ki şunu gösteriyor ki çocuklarda görülen psikososyal problemler kişisel gelişimlerini ve sosyal ilişkilerini etkileyebiliyorlar. Davranış sorunları, ileri yaşlarda suça yönelim, alkol, uyuşturucu kullanımı, psikiyatrik rahatsızlıklara neden olabiliyor. Duygusal sorunlar, korku bozuklukları, depresyon, hatta intihara neden olabiliyor. Çocuklarda pek çok problemli davranış, mesela saldırganlık, hiperaktivite, dikkat, konsantrasyon sorunları, depresyonun bir belirtisi olabilir. Daha önce söylediğim gibi. Ve bu çocuklara ne kadar kısa zamanda yardım edebilirsek o kadar sonuçta daha kötü sonuçlardan onları korumuş olacağız. En önemlisi, yapmamız gereken önemli şey tabii ki ailelerin ve öğretmenlerin eğitilmesi. Çünkü ilk aşamada onlar görüyorlar çocuklarda sorunlar var mı yok mu. Sonra onlar vasıtasıyla biz görebiliyoruz. O nedenle çok önemli onların eğitilmesi. Sonuçta dikkat etmemiz gereken, sonuçta çocuklarımızda daha fazla sorunlu davranış olduğunu tespit etmiş olmamız. Aslında ailelerin yardıma ihtiyacı olduğunu bir şekilde göstermiş olmaları, bilinçli ya da bilinçsiz olarak. Ve sonuçta tabii ki ailelerin dil sorunları ve sosyo-kültürel yapısında dikkat alınması gerekiyor. Tabii ki onlara yok farz etmemek gerek. Teşekkürler. Yaptığın araştırmada bu belirtilerin olduğu aileler yani söylüyorlar, öğretmenler söylüyor ama bu demek değil ki hani yanlış anlaşılmasın. Bu çocuklarda hiperaktivite var veya bu bozukluklar var onu demiyor yani araştırma. Hani çünkü yanlış anlaşılabilir. Hani burada konuşurken fark ediyorum ki bu demek değil hani diyemeyiz ki bizim Türk çocuklarımızda daha çok var diyemeyiz. Aileler yani doldurdukları anketlerde daha fazla gösteriyorlar ama biz bunları çocuk psikiyatrist olarak araştırsak o zaman söyleyebiliriz ki çocuklarda daha fazla sorun var. Yani bu aşamada daha tam belirtemeyiz. Sadece bu belirtilerde sinyaller var diyebiliriz. Yani bunu kesinlikle söylemek istedim çünkü biliyorum hani ben kendim de çocuk psikiyatrist asistanı olaraktan çalışıyorum. 3 sene Brüksel'de çalıştım. Ama biz daha fazla görmüyoruz yani Türk çocuklarını. Hastanede bizim konsültasyonumuza gelen, bu sene Amiris'te çalışıyorum. Daha fazla hani firmanlarla karşılaştırdığımız zaman daha fazla Türk çocukları gördüğümüz, ben söyleyemem. Bilmiyorum sen söyleyebilir misin? Çünkü sen de birkaç sene Amiris'te çalıştın. Şöyle, ben aynı şekilde Anvers'te 4 yıl çalıştım. Hatta işte benim 5 yıl çalışmış oldum ve çok az Türk çocuk gördüm hastanede. Yalnız şu an evde yaklaşık bütün hastalığım Türk. Yani bence o söylenen şey doğru. İnsanlar bilmiyorlar nereye başvurmaları gerektiğini. Güvenmiyorlar ayrıca. Seyirbelere güvenmiyorlar. İşte hastanedeki doktorlara güvenmiyorlar. Çünkü birkaç örnek var ellerinde. İşte çocukları ellerinden alınmış vesaire. Maalesef yardım da almıyorlar. Zaten popülasyon araştırmalarına göre Türk çocuklarına flaman ya da dünyadaki çocuklara göre daha fazla ariyade yok kesinlikle. Dediğim gibi hiperaktifte konsantrasyon sorunun nedeni işte dil sorunu olabilir. Çocuk dili yani dersi takip edemiyorsa 45 dakika yerinde oturması kolay değil. Sonuç itibariyle tabii ki sıkılacaktır. Tabii ki etrafına bakılmaya başlayacaktır. Onun dışında derslerinin başarısız olması da doğal yani dil sorunları varsa eğer. Başka sorunlar da olabilir tabii ama. Bence de sıkıntı yani ailelerin bildirmemesi belki daha fazla olabilir de
Ama biz mesela doktor olarak veya öğretmenler de var. Bunu aileye biz gözlemlediğimiz zaman bir problem var. Bunu nasıl güzel bir şekilde anlatabiliriz? Çünkü bazen şunu görüyorum, yani aile hekimi olarak bir görüyorsun çocukta problem var. Aileye ilettiğin zaman aile bunu ters yanlış algılıyor. Kabul etmiyor. Bunu nasıl çözeriz? Şimdi bizim toplumumuzda en büyük yanlış anlaşılmalardan biri işte çocukları iyi yetiştiremiyor aileler gibi düşünülüyor. Hemen kendileri üzerine alınıyorlar işte. Çocuklarda hani çocuk faktörü vardır, bir de çevre faktörü vardır aslında. Çevre faktörü olduğu zaman işte işin içine işte ailenin çocuğu yetiştirme şekli girer, işte ne bileyim maddi durumlar girer, sosyoekonomik durumlar girer. Ama çocuk faktörü olduğu zaman çocuğu, yani ne olursa olsun, ailenin durumu ne kadar iyi olursa olsun, evde çocuğu ne kadar iyi yetiştirmeye çalışırsa çalışsın, çocuk faktörü çözümlenemeyebiliyor. O zaman gerçekten profesyonel yardımlar gerekiyor. Ama işte aileye bir şekilde hani onları kırmadan işte bildirmek lazım. Çünkü genel olarak bizim Türk toplumumuzda insanlar işte kendi çocuklarını görmeyip başka çocuklar hakkında ya da başka insanlar hakkında eleştirilerde bulunuyorlar. Ve bu ailelerde muhtemelen çok sık sık işte kendi çocuklarına ne kadar sorun olduğunu duymuş olabilirler. O nedenle ilişki çok önemli. Ben de bazen yani mesela aileler geldiğinde işte ilk aşamada işte diyorlar ki işte al çocuğu işte toparla yürüver, ama öyle olmuyor maalesef. Hani ilk aşamada birinci görüşmede tabii ki söyleyemiyorsun, ama bir süre sonra ilişkin düzelmeye başladığı zaman aslında aileler kendilerinde de sorun olabildiğini ya da çocuklarına farklı açıdan yani eğitim vermeleri gerektiğini algılıyorlar bir süre sonra. Ama ilk aşama zor tabii ki, o kendi üzerine alındığı için. Peki neden veliler bu araştırmada o zaman öğretmenlerden daha fazla problem görüyor sizce? Çünkü bir yandan yatsıma var, hani bir yandan sorunları olduğunda üzerine gitmemek var. Ama araştırmada öğretmenlerden daha sonra daha fazla sorun gördüklerini nasıl açıklıyorsunuz? Hani ben kendi psikolog olarak bence biraz ailelerin onu içselleştirdiğini düşünüyorum. Yani dışarıdan hani bakış açısı, bizim çocuklarda daha çok sorun var, bakış açısı var. Onu bence fazla içselleştirmiş olabilirler mi acaba? Yani aslında hani siz de söylediğiniz gibi öyle bir durum yok. Hani tabii ki zorluklar var, ama bizim çocukların daha fazla sorun olması gerekiyor diye bir şey yok. Yani öyle bir içselleştirme olmuş olabilir mi? Hani dışarıdan bakış açısını biz kendimize doğru yönelik içselleştirmiş olabilir miyiz? Bilmiyorum, anlatabildim mi? Bence soruları doldururken aileler spontan davrandılar diye düşünüyorum. Yani ilk işlerinden nasıl geldiği o şekilde davrandılar ve belki de farkındalar aslında sorunların olduğu. Ben Türk çocuklarına daha az sorun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Belçikalı çocuklara kıyasla. Belki adiyaliye daha fazla değildir. Ama duygusal sorunların daha çok olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Ne olursa olsun biz eşkin olarak bile kendimiz yani bir sürü negatif ortamdan etkilenirken çocuktan hiçbir şekilde etkilenmemiş olma ihtimali yok bence. Bence aileler soruları doldururken çok içlerinden geldiği gibi doldurdular, o nedenle. Çünkü Türkçe doldurdular ve onlar sonuç itibariyle Flaman çocuklarıyla kıyaslayarak doldurmadı ki soruları. Sadece orada soru var, sorunun cevabını veriyor işte. Sonuç itibariyle sanmıyorum öyle olduğunu. Yani. Sonuçta bence fark yapmak lazım. Genetik olarak daha fazla sorun var diye bir şey yok bence. Bu da bir yanlış anlaşma olabilir. Bence de biraz daha fazla sorun olabilir çünkü zor bir durumda içinde çocuklar, dediğiniz gibi. Hani çevresel faktörler zorlukları var. Ama genetik olarak öyle bir şey olmasına gerek yok. Belki onu biraz
Ben de bence de sorunlar var tabii ki ve başvurdukları zaman da hani yolu buldukları zaman gerçekten çok başvuruya burada bulunamıyorlar. Ama genetik olarak bence daha fazla sorunları olmasına gerek yok çocuklarımız. Bence öyle söyleyebilir miyim o zaman? Hani sorunlar var tabii ki. Bu... Ben bir yorum şöyle hani karşılaştırmak için belki o çevre şartlarının da eşit olduğu karşılaştırma daha mantıklı olabilir. Onun için de siz aslında bir yerde bahsetmiştiniz. Hani Türkiye'deki çocuklarla yani o genetiksel anlamda bir sorun olmadığının anlaşılabilmesi için veya bir farklılık olmadığı Türkiye'deki çocuklardaki tespitlerle yapılmış araştırmalardaki buradaki çocuklardaki tespitlerin karşılaştırılması lazım. O zaman daha makul olabilir. Yoksa hani o dediğiniz çevre şartları tesir ediyor zaten. Yok genetiksel bir şey olmadığını düşün. Ben anlattıklarınızdan aslında böyle anladım da ama onun bir altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yanılıyor olabilirim de öyle düşünüyorum. Bir şey de olabilir belki. Buradaki oturan Türk aileleri ama eğitim görmüş ailelerin çocukları ve eğitim görmemiş ailelerin çocukları arasındaki test statistik sonuçları da olabilir. İkisinin farkı. Biraz önce bir arkadaş yani Türk çocukların Leman çocuklara bakarak daha az sorunları olduğundan bahsetmişti. Bunu sizin araştırmamızda görüyoruz. Ben aile hekim olarak daha fazla olduğunu görüyorum. Yani bu da sonuçlara bakmamız gerekiyor. Birincisi yani daha fazla değil. Yani az değil ama aynı üniversitede aynı derslerde. Gelmiyor olabilir. 5 yıl boyunca 3 aylık demeyi istedim. Evet. Daha fazla gelmiyor olabilir ama bu sorun daha az demek değil. Daha fazla sorunlar var. Bilmiyorlar veya da yani biz aile hekim olarak da veya başka sağlıkta çalışanlar nereye sevk edeceğimizi bilmiyoruz. Çünkü Flamanca veya Fransızca bir uzmana gönderdiğimizde bir sorun yine ortaya çıkıyor. Onun için böyle psikiyatrın olması, psikologların olması daha faydalı. Öncelikle teşekkürler. Böyle araştırmalar çok gerekli. Özellikle Türk çocuklarla ilgili. Çünkü bunların benzerleri yapıldı daha önce ama ya Faslı, Cezayirli vesaire çocuklar üzerine. Söylemek istediğim birinci şey var. Türk araştırmalarda beni üzen bir konu var. Tabii maksat o değil belki ama bu Türk ailelerin eksiklerinden bahsedince de yani eksik olarak bahsedilen bazı şeyler var. İşte sosyoekonomik vesaire. Fakat bunlar tabii ki var ama bunlarla birlikte Belçika eğitim sistemini de eleştirmek gerekiyor. Çünkü entegrasyon anlamında, politikası anlamında çok büyük eksiklikler var. Neden Faslı, Cezayirli, Türk çocukları bunu yaşıyor da İtalyan, İspanyol çocukları bu denli yaşamıyor bu tip sıkıntıları. İkincisi, Türk çocukları diye bahsediyoruz. Benim çok hassas olduğum bir nokta var hem psikolog ve eğitmen olarak. Bunlar Türk çocukları değil, Türk asıllı çocuklar. Bunun üzerinde özellikle durmak istiyorum çünkü benim görüştüğüm gençler ve çocuklar sürekli böyle bir Türk kimliği koruma peşinde. Yani hem geleneksellik hem milliyetçilik kimliği var bizim Türk çocuklarında. Bu evet çok iyi fakat bazı şeylere engel aynı zamanda. Bunu hatırlatmak çalışıyor hem ailelere hem de çocuklara. Çünkü bu bir esneklik kazandırır diye düşünüyorum çocuklara. Her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunumdu. Ben de aile hekim olarak çalışıyorum. Özellikle pratikte gördüğüm sorunlar arasında mesela okuldan çocuklara öğretmenler tarafından
bazı uyarılarda bulunuyor ya da SLB ya da TMS tarafından, bir psikolog tarafından test yapılması öneriliyor. Bu durumlarda çünkü okulların yabancı uyruklu çocuklara karşı öğretmenlerin belki de onları bir standartizasyon içerisinde sokup hani neticede çocuk iki dil konuşması gerekiyor, iki kültür arasında. Ve hani sizin dediğiniz gibi öğretmen bu konuda hani pedagojik bir eğitim almıyor, bence almıyor. Çünkü özellikle burada daha çok Fransızca eğitim veriliyor. Ve öğretmenler kesinlikle standartize edip, çevresel koşulları göz ardı edip, herkesi eşit koşullarda değerlendirip, küçük bir sorun olunca hemen bir psikolog testine maruz bırakıyorlar. Ve tabii ki bu da çok subjektif bir test. Ve sonucu da çocuk ömür boyunca o sonuçta onlara verilen rezultat sonuçla eğitim sistemine devam etmek zorunda kalıyor. Bir nevi fişleniyor. Ve sonrasında da tabii ki mesela böyle bir durumda biz o testin yapılmasını engelleyip acaba sizin gibi bir pedopsikiyatra yönlendirirsek daha objektif bir sonuç alabilir miyiz? Güzel bir soru gerçekten. Şimdi şu var, benim de karşı olduğum şey gerçekten çocukların çok çabuk test edilmesi. Zeka testleri yapılıyor. Şimdi çok çeşitli zeka testleri var aslında. Dil kullanılmadan yapılan zeka testleri de var, dil kullanılarak yapılanlar da. Ama burada genelde dil kullanılarak yapılan zeka testleri kullanıyorlar. Belki daha kolay belki onlar için. Şimdi zeka testi yapıldığı zaman iki alt aşama vardır. Bir dil zekası, diğeri de işte olaylara bakış açısı, performans, norm, verbal dediğimiz zeka var. İkisinin toplamı toplam zekayı gösteriyor. Maalesef çocuklar eğer Hollandaca'ya yeterince hakim değilse tabii ki dil zekaları düşük çıkıyor. Dil zekaları düşük çıkınca otomatikman toplam zekaları da düşük çıkıyor. O nedenle mümkün olduğunca çocukların erken yaşta test edilmemesi lazım ya da test edilecekse de non-verbal testlerin kullanılması lazım. Non-verbal testler mesela 4 yaş itibariyle yapılabiliyor. Özellikle işte yabancı uyruklu çocuklar ya da otistik çocuklar, işte ilk sorunu olan çocuklar için geliştirilmiş testler bunlar. O çok önemli. Şimdi aslında SLB çocukları ailelerin izni olmadan normalde test edemez. Yani yasal olarak da test etmemiz gerekiyor. Yalnız anladığım kadarıyla bazı okullarda ya da bütün okullarda mı bilmiyorum. Çocuklar kaydolurken bazı kağıtlar imzalanıyor. O kağıtları imzalarken dikkat etmek lazım. Onlardan biri de işte SLB'den yardım alınabilir mi kağıdı? Evet diyorsanız sonuçta otomatikman SLB'ye hak vermiş oluyorsunuz test etmeler açısından. Benim dikkatimi çeken mesela bana gelen aileler diyor ki işte SLB test edildi, çocuğun zekası düşük çıkmış, işte biz onları VES'e göndermeye çalışıyorlar çocuğu, ailenin haberi yok. Ya da çocuklar test ediliyor, ondan sonra mektup gönderiliyor, işte test edeceğiz çocukları. Aileler cevap veremeden artık test edilmiş oluyor çocuklar. Bunlar gerçekten ciddi sorunlar. Yalnız çocuk test edildi diye tekrar test edilmeyecek anlamına gelmez sonuçta. Tekrar test edilebilir. Ancak aynı testi uygulayamazsınız. O zaman 2 yıl beklemek lazım en az. Aynı testi uygulamak için ama değişik testler olduğu için sonuçta öbür testi kullanırsınız. O çok önemli. Testin sonucunu sonuçta testin sonucu elde edilmiş oluyor. Tabii ki aile tekrar test ettirebilir çocuğunu. Zaten aileler genel olarak hissediyorlar çocuklarından yani sorun olup olmadığını. Ya da çocukların işte dil sorunları dolayısıyla testlerin düşük olduğunu. Benim de bir sürü hastam var mesela. Bakıyorum işte mektuplar geliyor. İşte test edilmiş çocuk. Bir sürü işte testler yapılmış, zeka testleri yapılmış vesaire. İşte diyor ki işte çocuğun zekası 60, otistik belirtileri var, devam etmek lazım testlere falan. Bakıyorsun çocukta hiç otistik belirtiler falan yok. Zekası da oldukça iyi görünüyor.
Yani diyorsun Allah Allah, yani bu çocuk o çocuk mu? Yani sonuç itibariyle kabul etmek zorunda değilsiniz tabii ki sonuçta. Ama işte testler yapıldığı zaman işte okulun ya da sevilmeyenin sizi zorlama ihtimali daha yüksek. Bir de dikkatimi çeken şeylerden birisi de maalesef çocuklar anaokulundayken mesela 3. sınıfta bazen kalıyorlar. Bazen aileler çok ısrar ediyor 1. sınıfa geçsin diye. Bazen öğretmenler diyor 1. sınıfa geçsin. Sonra 1. sınıfa gidiyor çocuk. Sınıfta kalıyor. Yani işte denedik olmadı. Bence anaokulda kalması çocuğun ilkokul 1. sınıfta kalmasından daha iyi. Çocukta sonuçta başarısızlık hissi oluşuyor. Artı şu var, çocuklar araştırma sonuçlarına göre gördüğünüz gibi en az 3 çocuktan 2 tanesi sınıfta kalıyormuş. En az bir kez daha fazla kalanlar da var. Maalesef gördüğümüz sonuçlardan birisi de çocuk tabii ki sınıfta kaldıktan sonra işte 5. sınıfta 12 yaşına falan girmiş oluyor. Sonra diyorlar ki yaş durumundan artık çocuk 6. sınıfa gitmesin, BSO'ya gitsin. Ya da bezon durumları verirse gitsin denen çok çocuk var. Yani belki çocuk bir zamanlar işte dil sorunu dolayısıyla kalmıştı ya da başka sorunlar sonuç dolayısıyla kalmıştı. Ama çocuğun o 1. sınıfta kalmış olması geleceğini etkilemiş oluyor. Yani ırkçılık var tabii ki bunu yani bunu görmezden gelmek mantıklı değil. Var. Yani belli okullarda var gerçekten. Ya mentes okullarda biraz daha az gibi geliyor bana. Katolik okullarda daha fazla gibi geliyor. Yanlış olabilir. Şimdi şu var, bilmiyorum. Sadece hani Türk olduğu için değil de çocukların zaten sorunları varsa şimdi bazı okulların amacı işte en iyi çocukları almaya çalışmak. Çünkü okul başarısını yüksek göstermeye çalışıyor. Kötü çocuklar onların başarısını düşürüyor. O nedenle onları göndermeye çalışıyor. Bizim çocuklarımızda da zaten bir sorunları vesaire varsa aileyle de bağlantı kuramıyorsa öğretmen bu durumda tabii ki onların daha çabuk gönderilme ihtimali yüksek oluyor. Yalnız yani yok farz edilmemesi gereken şeylerden birisi de bazen de öğretmenler gerçekten işte sorunlar var diyorlar. Gerçekten sorunlar oluyor. Ve aile görmezlikten geliyor. Bazen de diyorlar işte ırkçılık dolayısıyla. Belki öyledir, belki değildir. O da önemli. Yani iki taraflı bu. Hani bir taraftan siz dışlandığınız için herkes sizi dışlayacak zannediyorsunuz. Diğer taraftan yani... geldi. Öğretmen de yanına kutuna geldi. Söylediği kelime şu oldu. Anne öğretmen evine sordu. Yurt etmek sevgiden dedi. Yani bir flaman öğretmen flaman çocuğun evine o şekilde burada değil mi? Çok fazla. Çok fazla.
Tabii ki sonuç itibariyle çocuğun özgüveni... Yok yok, tabii ki, tabii ki. Yani sonuçta sizin yaşadığınız olayları pek çok insan yaşıyor. Ben de yaşadım aynı şekilde kendi çocuğumla. Maalesef aile olarak güçlü davranmak zorunda kalıyorsunuz. Maalesef yani çocuklar biraz ailelerinin yani benim çocuğumun sonuç itibariyle sizin çocuğunuz şanslı demek ki. Siz de arkasında durabiliyorsunuz. Otizm tanısı koymak için diyorsunuz. O biraz bilmiyorum yani şimdi tanısı yapmak için aslında MR falan yapmaya gerek yok. Genetik testler yapılabilir. Hani ailede sorun var, hani ailevi problemler var. Yani her çocukta tabii ki MR yapılmaz da Türkiye'de de biraz fazla tetkikler yapılıyor. Yani onu da görüyoruz. Yani sonuçta bak, gerçekten MR yapılması gereken hastalar var. Onları yapıyoruz zaten. Ya da EEG genel olarak. Mesela otistik çocuklarda daha çok epilepsi ihtimali yüksek. EEG yapılıyor. Yani, ne bileyim otistik insan anlayısı ailenin aileye hakkında işte doğuştan şu ana kadar nasıl geçti onlara bakılıyor, çocuk görülüyor. Spesifik testler var otizm için. Sonuç itibariyle yani bilmiyorum üniversitesinde hiç çalışmadığım için bilemiyorum ama söylemek istediğim hani burada belki daha mı az testler yapılıyor bilmiyorum ama Türkiye'de de bazen gerçekten çok fazla test yapılıyor biraz para kazanmak için de. Biraz tartışmaları bilmiyorum. Çünkü burada genelde sigorta ödediği için doktorların parasını düşünmek zorunda kalınabiliyor tabii. Türkiye'de de aileler paraları ödüyorlar. Bu durumda yani biraz
Adım Önder Coşkun. Düzenlen kolejlerinde ilkokul kısmında müdür olarak çalışıyorum. Burada değinen mevzular çok önemli. Öncelikle böyle bir konuya yer verdiklerinden dolayı çok diyorum. Çünkü anlatılan, sormak istenilen şeyler hepsi birer seminer konusu sayılır, değil mi? Ama şey dağılıyor biraz, konu dağılıyor. Biraz daha şahsileştik. Hep aslında yer vermek gerekiyor ama farklı sorular sormak istiyorum, farklı şeyleri dile getirmek istiyorum ama zaman kısıtından dolayı bunu yapamayacağım. Çünkü sonuçta biz de şu an belki birçoğunuz biliyordur, bilmiyordur, okulumuz Serna İlkokul olarak geçiyor. Flamanca dilinde eğitim ediyor. Öğretmenlerimizin %95'i Flaman, çocuklar taraf ise karışık, Faslılar, Türkler, Yunanlılar, işte Afrikalı vesaire multikültürel bir okulumuz var. Biz de haliyle farklı şeylerle karşılaşıyoruz, sıkıntılarla. Görüyoruz burada tabii ilgi alanımız olduğu için biraz böyle bunlar da dile getirmek istiyorum ama dediğim gibi şeyden dolayı bunu yaptım. Sadece böyle bir konkret mevzuyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Hani Türk ve çocukları karşılığı var burada, karşılaştırması. Erkek alanında acaba böyle bir şeyiniz oldu mu, bir araştırmanız oldu mu? Hani mesela anaokul üçte geçiyorlar, bir geçiş alanı değil mi? O organize fazla oluyor. Ve okul altıdan orta bire geçecek olan bir kitle, bu da ayrı bir kitle. Yani bunlar da haliyle bir ergenlik belirtileri var. Orada da ayrı alınması gereken şeyler var. Kalı bir şeyiniz var mı? Türk ve işte bunu genelleyebilir miyiz? Ve bunlara yapabiliriz. Şu an mesela bizim ufaktan böyle yavaş yavaş sıkıntılarımızı diyebilirim. İnsanları bulmak zor, motive etmek zor, maddi olarak bunları karşılayabilmek zor, üniversite bulmak zor, zor bir durum. O nedenle isterdim yani mesela bu çocuklarımıza ne oldu birkaç yıl sonra aynı araştırma tekrar yapılsa sonuçlar değişir mi görmek isterdim. Bilmiyorum. Yani bu nedenle aslında büyüklerimizin burada olmasını dilerdim. Yani mesela bu araştırmadan haberi var bazılarının ama şu ana kadar hiç kimseyi görmedim. Politikacılar herhalde de görmedim maalesef. Varsa da bilmiyorum ben. Tanımıyorum belki. Müşavirimizi de görmedim. Eğitim müşavirimize bilmiyorum davet edildiğini. Yani konsoloslarımızı da görmedim maalesef. Yani hiç kimseye karşı değilim. Kişisel olarak da tanıyorum hepsi. Bireysel olarak iyi insanlar belki. Ama yani sonuçta bizim elimizden bu geliyor. Ben mesela bu araştırmaya başlarken yani benim fikrimdi. Profesör Dubut'u çok pozitif karşıladı. Araştırma için pozitifti. Ama çok uğraştım. Yani aslında pişman oldum mu? Pişman olmadım kesinlikle. Ama dediğim hani çok daha kolay konular vardı. Niye böyle bir şey yaptım? Yıllarımı veriyorum şu an dediğim oldu. Bilmiyorum. Araştırmalar yapılması gerekiyor gerçekten. Yapılması gerekiyor ama kolay olmuyor. Hem zaman açısından, hem ekibi bulmak açısından, hem maddi açısından. Çünkü ben bu okulların hepsine tek tek kendim gitmek zorunda kaldım. Hepsine kendim mailler attım. Kaç tane mail adresi. Çünkü günde 50 tane falan mail atabiliyorsun. Sonra bloke oluyor mailiniz. Başka bir mail.
bulmak zorunda kalıyorsunuz. Ya da istatistiğimi kendim yaptırmak zorunda kaldım Türkiye'de. Yani tek kişinin yapabileceği bir şey değil bu. Çok zor. Konumuza teşekkür edip programı kapatalım, sonra devam edebiliriz. Yani programı normal ilan ettiğimiz saati geçirmeyelim ama sonra çay içerek devam edebiliriz. Biz pazar günü sabahınızı bize ayırdığınız için, özellikle Sema Hanım pazar sabahını bize ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz herkese, bütün katılımcılara, gelenlere. Burada çok değerli insanlar var gerçekten de. Bizimle beraber zaman geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Böyle bugünün hatırasına küçük bir hediyemiz olacak Sema Hanım'a.